Onun o tel tel saçlarını böyle dolayacaktım elime. Yüzünü rende gibi yere böyle 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 rendeleyecektim o candan uyuzunu. Yeter artık, tamam, sus. Ya anlamıyorum ya, nasıl, bunlar nasıl utanmaz insanlar, nasıl bir şeyler yani? Ay bunlar dün ölmüşler, haberleri yok. Kalpsizler, ruhsuzlar, zombi gibi bir şeyler. Böyle bunların bu böğrünü alacaksın kazı, batıracaksın. Dünyayı istilalarından kurtaracaksın, vallahi sevaba girer. Ya siz kimsiniz ya, siz kimsiniz, nesiniz? Benim kızım pırıl pırıl tertemiz, ışık saçıyor etrafına ışık. Biz sizin aranızda yapamayız. Kiriniz, pasınız bulaşır. Ben Fettah'ı arıyorum. Toplasın pılısını, pırtısını. Ya onları mı kaldık biz Suzi ya? Ya tamam, sen bana bir Gülizar versene. Ya ver, iki çift laf edeceğim işte, ver. Alo Güli. Ya evet, üzülme diyeceğim sana ya. Ne diyeceğim başka kızım? Ya senin gözünden akan yaşa kurban olsun onlar. Bırak biz kendi yağımızla kavruluruz. Yemişim sebeçi çiftliğini ya. Bırak sepet havası, tamam. İsterseniz hemen gideriz bak Güli. Vallahi saniyesinde durmayız. Hadi bitti gitti Gülizar, tamam. Fettah, hayırdır? Biten ne? Sepeçi çiftliği. Yarın gidiyoruz biz. Kim gidiyor? Biz gidiyoruz abi. Ben Suzi Gülizar. Gördüğün geceleri düşün. Bütün gece beni beklerdi. Sabaha karşı eve döndüğümde hop hemen eteğimin altına sımsıkı sarılırdım bana. Alırdım seni koynuma, uyuturdum. Bu birkaç ayda kabusmuş bize. Ben artık uyandım siz. Hem de çok pis. Ya ben ne kadar salakmışım ya. Ben harbi salakmışım Suzi. Bir an için her şeyin gerçekten değişeceğine inandım. Sen kimsin de kendini yazgıdan büyük sanıyorsun aptal Gülizar? Hepsi senin bana izlettiğin o filmler yüzünden. İzlediklerimi, dinlediklerime o kadar inandım ki. Hep böyle Yeşilçam filmlerindeki gibi iyi, güzel, mutlu sonunda biteceğini sandım her şey. Keşke elimden bir şey gelse. Ama bazılarımız işte böyle kadersiz doğuyoruz. Ama neyse ki yalnız değiliz. Benim Gülüm var, senin de Suzi. Geldi seninki. Duydu herhalde. Söyle, gitsin. Emin misin? Belki de onu son kez göreceksin. Veda etmeyecek misin ha? En azından kalp ağrısının hatırına. Kalp ağrısına veda edilir mi hiç? O hep benimle gelecek. Yok söyle gitsin. Baytar'ın da aklını daha fazla karıştırmayalım. Gülizar seninle konuşmak istemiyordu. Gitmez kız, kapıya yapışır tutkal gibi. Ya eser etlidir ki Rüzgar'da, delidir de. Şimdi o ortalığı ayağa kaldırır, manyaktır da yani. Ya değmez de. Kapılarda beklemeye değmez Gülizar içinde. Ya bir şey de işte, ne dersen de. Tamam. Hadi.
Suzan Hanım iyi akşamlar. Ben Gülizar'la konuşacaktım. Gülizar yok. Nasıl yok? Şimdi odaya geçti gördüm. Gülizar sana yok. Suzan Hanım benim Gülizar'la konuşmam gerekiyor. Hanım hanım bırak Suzi'de. O kadar emeğin geçti bize. Bizden sayılırsın. Belli iyi bir insansın. Bize destek oldun. Arkadaşlık yaptın. Allah senden razı olsun. Sen, annen, dualarımda olacaksın. Ama yok Murat, Gülizar seni görmek istemiyor. Biz de yarın pılımızı pırtımızı toplayıp buradan gidiyoruz. Bitti. Bakın, Gülizar sonradan pişman olacağı kararlar alıyor. Eğer onunla konuşabilirsem iyi gelecek. Gelmez. Sen ona hiç iyi gelmedin. O çok net. Bak sakın yanlış anlama. Yani başka bir zamanda, başka bir yerde karşılaşmış olsaydınız... birbirinizin hayatının aşkı olurdunuz. Emin ol. Ama... olmaz Murat. Gülizar seni görmek istemiyor. Tamam ya, benim kızım da böyle... eseriklidir, lafını sözünü bilmez, dandun konuşur eder falan filan ama hain değildir. Kardeşinin sevdiğine dönüp bakmaz. Sakın biz arkadaşız deme. Yemezler. Siz giderken ben dönüyordum. Bacak kadar bir çocuk bile sizi yan yana görse hemen teşhisi koyar. Gülizar'ın canını çok yaktılar. Sen de tuz biber ekme, ha? Hadi herkes yoluna, ha? Bazı şeyler zor bulunuyor. Ve ben bunu yeni anladım. Ve Gülizar gibi birisi bir daha karşıma çıkmayacak. Bunu çok iyi biliyorum. Hani dediniz ya... başka bir zaman, başka bir yerde karşılaşsaydınız diye. Ben keşke deyip hüzünlü şarkılarda bahtıma yanacak değilim Suzan. Suzan. Yanarken yakacağım da diyorsun. Ne yapalım? Aşkın adaleti kazansın. Balkon.